Sevgili dostlarım, üzülerek seyrediyorum ama tabii ki seyrederken de boş durmuyoruz. Bizler de doğruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki yalan üzerine yalan, algı üzerine algı yapılmaya devam ediliyor. Ne denilmişti? 2 haftadır neyle piyasalar yukarı çekiliyordu? Dolar neyle düşürülüyordu? Fed beklentisiyle, değil mi sevgili dostlar? Biz ne demiştik sizlere 2 hafta öncesinde? Fed bir faiz indirimine gitmeyecek. Gitse bile çok düşük bir faiz indirimi olacak, sembolik bir faiz indirimi olacak. Bunun da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bir etkisi olmayacak demiştik. Ve bunun da sebeplerini sizlerle paylaşmıştık. Amerika'daki istihdam verilerinin iyi gelmesi, Amerika'da enflasyonun yükselmeye başlaması, Amerika'daki piyasanın canlı olması, Amerika'da işsizliğin son 50 yılın en düşük seviyesinde olması gibi nedenleri tek tek sizlere sıralamıştım ve bunun sonrasında da şunu söylemiştim sevgili dostlarım. Fed faiz indirmeyecek. İndirse bile sembolik bir faiz indirimi, maksimum 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak. Öyle çok yüksek indirimler yapacağını söyleyenler piyasayı yanlış yönlendiriyorlar. Aman dikkatli olun, aman paranıza mukayyet olun diye sizleri ısrarla uyarmıştım sevgili dostlarım. Diğer taraftan Amerika'nın sert yaptırımlar uygulayabileceğini, özellikle senatörlerin Trump üzerinde çok ciddi baskı yaptığını, Trump'ın da aslına bakarsanız bu baskıları koordine ettiğini, Türkiye'ye ciddi yaptırımlar gelebileceğini sizlerle ısrarla paylaşmıştım. O dönemde bizi bir tek asmadıkları kaldı sevgili dostlar. Fed faiz indirmeyecekmiş, nereden çıktı canım bu? Trump yaptırım uygulayacakmış, nereden çıktı canım bu diyen saçma sapan yorumları hep birlikte izledik, dinledik sevgili dostlar. Ama günün sonunda geldiğimiz nokta itibariyle verdiğimiz tarihlerle birebir örtüşen açıklamaları bugün hep birlikte görüyoruz. Fed faiz indirecek, çok sert faiz indirecek diyenlerin şu anda gıkı bile çıkmıyor, çıkamıyor. Neden? Çünkü Fed faiz indirmeyeceğini, indirse bile çok düşük bir faiz indirimi yapabileceğini şu anda açıklamaya başladı. Ne oldu Fed'in sert faiz beklentisi? Ne oldu? Hani Fed çok sert faiz indirecekti? 50 bas puan, 100 bas puan. Hani biz hayır faiz indirmeyecek dediğimizde konuşanlar? Neden şu anda meydanlarda yoklar? Sağda solda bizi karalamaya çalışanlar neden meydanlarda yoklar? Neden çıkıp halkın karşısına doğruları konuşmuyorlar? Evet ya, Fed'in faiz indirmeyeceğini biz de görüyorduk ama sizi borsada yükselişe inandırmak için, dolardaki düşüşe inandırmak için, sizi keriz yerine koymak için, bir keriz gibi sizleri silkelemek için biz bu yalanları söyledik diye niye meydanlara çıkmıyorlar? Neden açık açık şu anda konuşmuyorlar sevgili dostlarım? Ya da yarın, yani salı günü Trump senatörlerle bir araya geldikten sonra sert açıklamalar yapar ise, ya ben ne yapayım kardeşim? Amerika bunu istiyor. Amerika kamuoyu bunu istiyor. Amerikan senatosu bunu istiyor. Ve Amerikan yasaları bunu gerektiriyor ve biz de katsa yaptırımlarını uygulamak zorundayız. Bunun yanında NATO ile ilgili de süreci başlatacağız der ise Trump, bunun bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Bakın sevgili dostlarım, sizleri ısrarla uyardım. Küçük yatırımcıların üzerine oynuyorlar dedim. Küçük yatırımcıları silkelemeye çalışıyorlar dedim. Sizin elinizdeki doları elinizden almaya çalışıyorlar. Borsada size 100 binin üzerinde kağıt kakalamaya çalışıyorlar dedim. Ve nitekim söylediklerimiz tek tek çıkıyor. Göreceksiniz 31 Temmuz'da ya sadece 25 bas puanlık bir faiz indirimi gelecek, aynen bizim söylediğimiz gibi, ya da hiçbir faiz indirimi olmayacak Fed tarafından. Diğer taraftan yine göreceksiniz bu salıdan itibaren giderek artan bir tansiyonla Türkiye'ye yapılacak yaptırımlar konuşulacak. Amerika'dan açıklamalar gelecek. Bakın, Rahip Brunson'dan çok daha tehlikeli bir ortam olduğunu defaten sizlerle paylaştım. Evet, Rahip Brunson'dan çok daha sıkıntılı bir süreç var. Türkiye'nin S-400'ü almış olması,
Türkiye'nin S-400'ü Türkiye'ye getirmiş olması Amerika tarafından affedilmeyecek. Neden affedilmeyecek biliyor musunuz sevgili dostlarım? Çünkü bir örnek teşkil ediyor Türkiye. Eğer ki Türkiye bir NATO üyesi olarak ya da Amerikan müttefiki olarak S-400'leri alıp kurmaya kalkarsa, daha doğrusu alıp ülkesine getirmeye kalkarsa ve Amerika bu duruma sessiz kalırsa, yarın öbür gün bir yığın ülke Amerika'ya rağmen Rusya ile işbirliği yapar. Bu ne demek? Amerikan silah pazarının her şeyi bir tarafa, Amerikan silah pazarının çökmesi demek. Bırakın siyasi ya da uluslararası ilişkileri. Mesele siyasi ya da uluslararası ilişkiler değil. Mesele sektörler, mesele para, mesele Amerika'nın menfaatleri. Mesele Amerika'nın ilaç sektörü, mesele Amerika'nın savunma sanayi, silah sektörü ve bu sektörlerin çökmesi demek, bu sektörlerin zarar etmesi demek, Trump'ın Amerikan başkanlığına güle güle demesi ve aynı zamanda yıllar boyunca Trump'ın asılması demek, infaz edilmesi demek, sürekli olarak eleştirilmesi demek. Evet, Amerikan kamuoyu böyle bir durumu Trump'ın yanına bırakmaz. Bu nedenle Trump bunu çok net görüyor ve okuyor sevgili dostlarım. Ve şunu söylüyor. Tamam, ben iyi ilişkiler yürütüyormuş gibi görüneyim Türkiye ile ama günün sonunda ben ne yapayım kardeşim? Amerikan senatosu bunu istedi. Amerikan senatörleri bunu istedi. Amerikan kamuoyu bunu istedi. Söyleme fırsatını yakalamak. Yani politika yapıyor tırnak içerisinde Trump. Ve sevgili dostlarım bakın, Türkiye'ye katsa yaptırımların uygulanması demek çok ciddi bir sıkıntı demek. Diğer taraftan şimdi bizim Merkez Bankamız 25 Temmuz'da sert bir faiz indirimi yapacak. Fed faiz indirmeyecek ya da sembolik bir faiz indirimi yapacak. Yine Amerika'ya bakıyorsunuz yaptırımlar konusunda Türkiye'ye yaptırımları uygulamaya başlayacak. Avrupa Birliği zaten yaptırımları uygulama konusunda karar çıkarttı. Doğu Akdeniz'de bir yığın problem yaşıyoruz. Suriye'de bir yığın problem yaşıyoruz. Ekonomik verilerimiz zaten pamuk ipliğine bağlı. Herhangi bir düzelme yok. Daha da dibin dibine gitme ihtimali çok. Türkiye derin bir resesyona gidiyor. Bu resesyondan çıkamayacağı gibi aynı zamanda ciddi bir kırılmayla derin bir ekonomik krize de girebilir, sürüklenebilir ve bu koşullar içerisinde insanlara borsa yükselecek, dolar düşecek kandırmacasıyla yürünüyor. Özellikle küçük yatırımcı nasıl terse düşürülebilir? Bunun hesapları yapılıyor. Türk vatandaşının elindeki para nasıl iç edilebilir? Bunun hesapları yapılıyor. Kim tarafından yapılıyor? Boş verin kim tarafından yapıldığını. Önemli olan böyle bir sonuçla karşı karşıya olmamız sevgili dostlarım. Ve ne yazık ki küçük yatırımcıyı koruyan bizim gibi analistler sürekli olarak infaz ediliyor. Sürekli olarak ya bunlar doğru söylemiyor diye sağda solda konuşuluyor, haberler yapılıyor. Yapılsın. Bizler doğruyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dostlarım. Biz sizlere doğruları söyleyeceğiz ve günün sonunda bizim haklı çıktığımızı sizler net bir şekilde göreceksiniz. Ve size nasıl yalanlar söylendiği, nasıl hayaller kurdurulduğunu da net bir şekilde göreceksiniz. Yıl sonunda dolar neden 12 liraya gider diyoruz? Çünkü bütün bu sebepler üst üste eklendiğinde, aynı zamanda Türkiye derin bir ekonomik krize girdiğinde, uluslararası arenada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığında siz Türk lirasının değer kaybetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da siz borsanın çökmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu yalana inanıyor musunuz? Bu yanlış bilgilere, bu hayallere inanıyor musunuz sevgili dostlarım? Eğer ki inanıyorsanız gerçekten çok safsınız. Bakın, Türkiye'yi çok ama çok zor günler bekliyor bundan sonraki süreçte. Kim ne derse desin, bir kez de altını çizerek söylüyorum. Trump Türkiye'nin yanında değil. Trump Erdoğan'la dost değil. Trump kimseyle dost değil. Trump sadece Amerika'nın çıkarlarına göre, Amerika'nın silah sanayisine göre,
Amerika'nın ilaç sanayisine göre hareket eden bir iş adamı ve bir Amerikan siyasetçisi. Bu ayrımı yapalım ve bu farkı görelim artık sevgili dostlarım. Ve biz bunu bile bile hala Trump bizim dostumuz, Trump bizim istediğimiz şekilde hareket edecek, Trump bizim Rusya'ya yaklaşmamızı istemiyor gibi düşüncelere kapılırsak hayal aleminde yaşarız. Rusya mı dedik? Peki Rusya'yı da konuşalım o zaman. Sevgili dostlarım, Rusya da kendi menfaatlerine göre hareket ediyor. Diğer taraftan Rusya perde arkasında Amerika ile işbirliği yapıyor. En kolay feda edebileceği ülke Türkiye şu anda. Rusya perde arkasında Güney Kıbrıs Rum kesimiyle, Kıbrıs Cumhuriyeti ile iş pişiriyor. Rusya şu anda Avrupa Birliği ile ortak projeler geliştiriyor. Siz sanıyor musunuz ki Rusya Türkiye'nin sonuna kadar arkasında duracak? En ufak bir hatamızda bizimle bütün sınırlarını kapatan, en ufak bir doğalgaz indirimi istediğimizde hadi canım daha neler, biz size niye doğalgazı ucuz verelim diyen bir Rusya, sanıyor musunuz ki siz yanımızda yer alacak sonuna kadar? Bakın, ülkeler menfaatlerine göre hareket ederler. Rusya da kendi menfaatlerine göre hareket edecek, Amerika da kendi menfaatlerine göre hareket edecek, Avrupa Birliği de kendi menfaatlerine göre hareket edecek. Burada Türkiye büyük hatalar yapıyor sevgili dostlarım. Ve bütün tuzaklara teker teker düşüyoruz, düşürülüyoruz. Finansal olarak da bilinçli tuzaklara hem yurt içinden hem yurt dışından düşürülüyoruz, düşüyoruz. Kim? Küçük yatırımcılar. Fed faiz indirecek. Bunu pişirdiler. Haftalarca bunu pişirdiler. Şimdi aynı kanallar, aynı haber kanalları Fed'in faiz indirmeyeceğini söylüyorlar. Ben bunu size 2 hafta önce, 3 hafta önce bu hareketler yaşanırken söyledim. O zaman neredeydiler? O zaman niye verileri doğru okumadılar? O zaman niye haberleri doğru değerlendirip sizi doğru bilgilendirmediler? Şimdi mi akılları başlarına geldi? İnsanlar zarar ettikten sonra mı akılları başlarına geldi? Sevgili dostlarım, borsada 100 binin üzerinde küçük yatırımcıya kağıt verdiler. Borsa 140 olacak, 150 olacak, 200 olacak diye. Şimdi Fed'in bu açıklamasından sonra ve Amerika'dan gelecek yaptırımlar sonrasında borsa çöktüğünde bunun hesabını kim verecek? Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Hoşça kalın.